Peki, askeri ücret alanlar 750 lira zam alıyor mu? Hayır böyle bir şey yok yani o dolanıyor böyle asgari ücretli olanlara 750 liralık artı bir şey gelecek ee, ek bir zam gelecek ek bir ücret gelecek yok gibi mu? böyle bir şey söz konusu değil yani bazen bazı şeyleri biz de duyuyoruz okuyoruz diyoruz ki hem yani biz bir yerde ...eksik mi kaldık acaba... ...böyle bir şey nereden çıktı diyoruz... ...gerçekten hani araştırıyoruz... ...aslı asları tabii ki yok... ...bundan sonra bazen ortaya atılıyor işte... ...çünkü asgari ücretli... ...şu an ülkemizde 6 milyon kişi var... ...şimdi asgari ücretle ilgili bir şey söylediğiniz zaman... ...6 milyon vatandaş pür dikkat bunu izliyor... ...tabii haklı olarak... ...yani bu dediğim gibi... ...böyle bazen... Tepki gösteriyorum diyorum ki yani sırf böyle tıklansın haberiniz sırf ha. izlensin diye yapmayın bunları diyoruz ama neler gördük dediğim gibi şaşırmıyoruz artık yani, bu haberleri. Yani özür dileyerek söylüyorum <laughs> büyüklerimden de af diliyorum valla her işin bir şarlatanı var. Var var. Gerçekten. <laughs> Var. Yani o yüzden işin uzmanlarına bakın. Mert Nayır. Teşekkürler. E, sağ olun. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Onu bizim programımızda göreceksiniz, sık sık göreceksiniz. Her hakkımızı kendisine soracağız çünkü çok önemli. Hakkını bilirsen Hakkını araman o kadar kolay oluyor. Doğru. Havva Hanım demiş ki uzmana maşallah. Vallahi çok dürüst cevaplar veriyor demiş. Sağ Sağolsun. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Şimdi intibak yasasını soranlar var. Evet. İntibak düzenlemesiyle emeklilerin maaşı ne olacak? İntibak düzenlemesi nedir? Şimdi intibak 2000 yılından önce... Ee, emekli olmuş kişilere sağlanan yani aslında intiban bir maaş güncellemesi eksik maaş hesaplaması demiyoruz ona ama bir maaş düzenlemesi yapıldı 2000 yılından önce emekli olanlara 50 lirayla 350 lira arasında sizin o hep söylediğiniz düşük olan emekli maaşına 50 lira geldi yüksek olana 350 lira geldi yine para parayı çekti para gibi parayı bir durum oldu. Yani. Ah, bu dünya ee, aynen öyle. Şimdi 2000 yılından sonra emekli olan artık dediğim gibi 2018... ne de kaç bin emekli veriyoruz biliyor musunuz var mı böyle bir tahmininiz? Nasıl bir senede kaç kaç kişi emekli oluyordur sizce var mı bir tahmininiz? Yani bu sosyal güvenlik kurumu senede kaç kişi? Var mı bir olan? Bir buçuk milyon diyen var o kadar yok ama çok önemli bir durum var. Bir senede var. kaç kişi evet. emekli oluyor? Yaklaşık kaç kişi? 375 bin kişi emekli oluyor yani son zamanlarda. Yani ben de gazetede kendi köşemde hey bir yazı paylaştım. <laughs> Dedim ki yani emekli olanların sayısı doğan bebekleri geçti belirli dönemlerde. Evet yani Türkiye içerisinde çünkü Cumhurbaşkanı'nın üç çocuk çağrısı o yüzden yani nüfusun gençleşmesi gerekiyor. Burada tabii en önemli ya çalışan nüfusun emekliye bakabilme oranı çok önemlidir. Tabii. Emekliniz artarsa çalışan kesmin üstündeki Azalıyor. yük daha fazla olmuş oluyor. O yüzden e, burada önemli detaylar var karşımızda. E, şimdi bu intibak düzenlemesiyle emeklilerin maaşı ne kadar artar diyorsunuz? Şimdi 2000 El, yılından sonra gelenlerde tabii önemli gelişmeler var. Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor konu. O da bekliyor. Evet, bekliyor. Yani o konu e, Anayasa Mahkemesi'nden hanımlar gelirse 2019 hanımlar beyler fırtınalı gelecek. Uzun 2019. süredir bekliyor. Uzun süredir bekliyor eğer Anayasa Mahkemesi kabul ederse 2000 yılından önce emekli olanlar gibi 2000 yılından sonra emekli olacak kişilerde de bir intibak düzenlemesi yapılacak. Bunu SGK Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kişilerin emekli olma tarihlerine bakarak, emekli maaşlarına bakarak yine 50 lirayla 400 lira arasında bugünkü rakamlarda beklediğimiz düzenleme böyle bir durum olacak. 400 liraya kadar bir güncelleme söz konusu olacak. İnşallah onun da müjdesini beraber veririz. İşçi emeklileri için yapılacak zamla memur emeklileri zammı arasında fark var mı? Var. Az önce söylediğim yani programın başında konuştuk. İşte önümüzdeki hafta Kasım belli olacak. Ocakta Aralık enflasyon oranı belli olacak. Şimdiki rakamlara göre işte. Memur emeklileri yaklaşık %14'lük bir zam alacaklar. İşçi emeklileri yani SSK'ya tabi kişiler %13 gibi bir oran karşımızda olacak gibi gözüküyor. Ama tam oranları tabi Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber göreceğiz. Ee, i̇yi yayınlar bayanım. Ben emekliyim. Eşim de emekli. Eşim öldü. Ee, hanımefendi de emekli maaşı alıyor. Evet. Yine eşinin emekli maaşını alabilir mi? Dulaylı olarak her zaman hakkıdır. Dulaylı hakkıdır. Bu arada dulaylı ile ilgili de şöyle bir durum var. Dulaylı hep yanlış biliniyor. Hani az önce erkeklere söz söyledik de 25 yıldan ilgili. Siz de bizi hep erken götürdüğünüz için. <laughs> o yüzden Dulaylı sanki hep kadına bağlanıyormuş gibi bir durum evet, söz konusu. yani bu böyle bir gerçek var ee, Dulaylı erkeğe de mi bağlanıyor? Evet Dulaylı erkeğe de bağlanıyor. Şaka Bakın, yapıyorsunuz. Yani konu hep kadına bağlanıyor diyebiliyor. Eğer Kadın önce giderse erkek de eşinin maaşını dul olarak alabilir. Aa. Bunu da erkek izleyicilerimize de böyle bir müjde verelim. Ben yani ben müjde ben. midir bilmiyorum ama. <laughs> yani şöyle müjde tabii ki e, ölüm Allah'ın emri. Tabii. Hani kimse yol arkadaşından ayrılmak istemez ama bir ayrılık varsa da. Haklarımızı bilmemiz gerekiyor e tabii ki. sadece dul aylığını öğrendik ki kadınlar almıyor erkekler evet. de alıyor Dul aylığı da yani kendi maaşı var ise eşinin maaşının %50'si Peki, kendisine bağlanacak Peki diyelim ben SGK'dan emekliyim eşim de SGK'dan emekliydi Hiç benim maaşım var etmez. alıyorum eşimin de maaşını alabiliyor muyum? Her ikisinin yani dediğim sonra. gibi dul aylığı olarak eşinin maaşının %50'sini her zaman hak sahibi kadın bu bir dul aylığı Peki şimdi en soruları tekrar bu. getirelim. Özellikle benim hanımlara bir müjdem olacak biraz sonra. Ee, hani yufka açan, evde mantı yapan, el işi yapan. Ama hiç sigorta başlangıcı olmayan, sigortalı olmak isteyen hanımlara biraz sonra bir açıklama yapacağız. Ama lütfen ekran başında kalsınlar. Sorularımızı tamamlayalım. Mesela çalışmayan kadınla kendilerine nasıl sigorta yapabilirler? Aslında bir anlamda benim e, sorduğum sorunun da cevabı olmuş oluyor bu soru. Evet yani... Ev hanımıyım ben. Evet. Çalışmıyorum. Ve sigortalı olmak istiyorum. Şimdi çok önemli konulardan bir tanesi. Yani... E, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en önemli amaçları kadının kendi ayaklarının üzerinde durması. Evet. Hanede çift kişilik yani çift gelire gelmesi hanenin çok önemli bir nokta. O yüzden biz her zaman diyoruz ki işte evet bir dulaylı hakkı var. Hep erkek sigortalı olur. İşte erkek gözünü yumduğu zaman kadına bir dulaylığı bağlanır, varsa çocuklara yetim aylığı bağlanır. Hep böyle gitmiş. Hayır. Bakın dul aileyle ilgili biz bunu söylediğimiz zaman işverenlerimizle, danışanlarımızla konuştuğumuz zaman biz her zaman diyoruz ki işte çocuğun var mı? Kaç çocuğun var? Kız çocuğun var mı? Bunların hepsini soruyoruz. Çünkü bunlar işte ölüm hak, miras helal. Yani sosyal güvenlik hakkınızla, emekli maaşınızla Geride kalanlara bir nefestir. Yani bu bu yüzden önemli. Kadının maaşının olması bu noktada kıymetli. Çok kıymetli. Sosyal güvencesinin olması kıymetli. Adam bastı gitti kafası bozuldu gitti. İşte az önce İzledik. ne acayip şey sorular geldi, ne acayip hikayeler dinledik. Tabii. Gitti adam. E sağlık Ve kendi sesini. keyfine seni bırakıp gitti. Evet. E şimdi sağlı, sağlığınız buna bağlı. Hastaneye gidemiyorsunuz, muayene olamıyorsunuz, ilaç alamıyorsunuz, emeklilik hakkınız olmuyor, sigortalılık süreleriniz işlemiyor. Yarın öbür gün evet şu an belki dinçiz, ayaktayız ama yarın öbür gün bir de bu işin yaşlılığı var. Çok doğru. O yüzden de diyoruz ki hiçbir şey yapamıyorsan dişinden tırnağından arttır, isteğe bağlı sigorta yaptır. Evet. Ya çalışma hayatına dön, aktif olarak prim yatır. Ey kadın! Evet veya isteğe bağlı sigorta aslında en iyi ekonomistler kadınlardır yani hep böyle. Aslında bir gün ben böyle bir program da yapacağım yani kadın ev ekonomisini nasıl yönetir ev ekonomisinde neden arttırabiliriz yani yastık altı parasını evet. e, nelerden arttırıp koyabiliriz bir günde bunu yapacağım inşallah. inşallah. Şimdi ev kadınıysan emekli olmak senin de hakkın doğru sadece ev kadınlarını çalışmayan kadın olarak görüyorlar seyircilerimiz burada yani patır patır yazmış. Herkes Canan Hanım diyor ki niye bizi yok sayıyorlar diyor. Çok haklısınız. Ev kadınlarını yok sayıyorlar. Dünyanın en ağır işçileri. Çocuğa bakıyor, kocaya bakıyor, evi idare ediyor. Evin ekonomisi ondan geçiyor. Bir de arttırıyor. Şimdi ev hanımıysan, emekli olmak istiyorsan bizi mutlaka izle. Dünyanın en zor mesleği ev hanımları. İğne oyası yapabilirsin. Dantel yapabilirsin. Hamur açabilirsin, mantı yapabilirsin. Ev hanımı sen de emekli olabilirsin. Evet. Peki nasıl? Öncelikle evet bu saydıklarınız çok önemli. Evde ev bütçesine katkıda bulunmak için bunları yapıp dışarıda satabilir ki kadınlarımız ve vergi mükellefiyeti değildir. Vergiden muaftır bu hizmetleri. Vergi dairesine gidip vergiden muafiyetini alıyorlar. SGK'ya gidiyorlar ve isteğe bağlı sigorta yaptırıyorlar. Onlar ...30 gün yerine 22 gün prim ödeyerek... ...aylık bu primlerini saydırabiliyorlar. Bu birinci seçenek. Tamam. İkinci seçenek evden çık diyoruz kadına. Çık. Çalışma hayatının içerisinde o kadar çok... ...kadın istihdamı arayan... ...o kadar çok kadına ihtiyaç olan işletme var ki... ...yani geçen ben bir... ...fabrikama gittim... ...Amasya'da ve kendilerini tebrik ettim. Yani %90'ı kadın. Helal 1400 olsun. kişilik fabrikamın %90'ı kadın. Helal olsun. Kadın yapmış olduğu işe... Emeğini verir, Tabii. gücünü verir, yüreğini çok da verir, yüreğini verir. Yüreğini verir. <laughs> o yüzden de çok kıymetli o nokta. Ee, çalışma hayatına katıl, sigorta. Bu arada işverenler için de ciddi prim teşvikleri var. Kadını çalışma hayatına alırsa 18 ay boyunca sigorta primlerinin tamamını devlet karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Size sor sor bitmiyor. Evet. Çok özür dilerim. Vaktimiz bitti ama yine bizde olacak. İnşallah.